Efendim, Irak önemli. Malumunuz sınırlarımızın ötesinde yaşanan her gelişme Türkiye'nin de istikrar ve güvenliğini doğrudan etkiliyor. Programımızın son bölümünde sizleri Erbil'e götürüyoruz. Karşımızda TRT Erbil temsilcisi Harun Aykaç var. Konuyla birlikte bizlere Irak'taki son durumu ve Türkmenlerin aslında Irak siyasetinden ne talep ettiklerini aktaracak. Harun Aykaç, söz sizde. Evet Gökçen Oğan, hakikaten dediğiniz gibi Irak'ta gündem oldukça sıcak. Özellikle Irak Merkezi Ordusu'nun Fellüce'ye girdikten sonra oradan yaklaşık 85 bin insanın dışarıya çıkması ve şu anda Merkezi Irak Hükümeti ile DAEŞ örgüt elemanlarının göğüs göğüse sokak sokak çarpıştığı bir alan. Bundan sonraki süreçte şu gözlemleniyor. Eğer Fellüce bütün boyutlarıyla alınırsa sıra Musul'a gelecek ve Musul alındıktan sonra ne olacak? Bununla beraber özellikle Türkmen cephesinde bununla ilgili ciddi çalışmalar başlatıldı ve bu çalışmalar neticesinde acaba Irak'ın bölünme ihtimali veya bir arada olması neticesinde Türkmenlerin durumu ne olacak? Onunla ilgili IKB'ye parlamento üyesi ve Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Saadettin İlhanlı ile bu mevzuları konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim biliyorsunuz ki Fellüce'nin kontrol altına almaya çalışmasıyla beraber şimdi Musul gündemde. Ama Türkmenler Musul, Beşiri, Telafer, Tuz Hurmat bölgelerinde ciddi manada yaşam sürdürmektedirler ve birçok sıkıntıları var. Acaba bununla bağlantılı olarak Türkmenlerin bu bölgedeki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi IŞİD'in olmadığı bölgelerde sadece IŞİD tehlikesi var diye Taze Hurmatı ve Tuz Hurmatı Türkmenlere tehlikededirler ve ciddi anlamda çok sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Orada çatışmalar yaşandı. Türkmenler kan döküldü, şehit verdiler. Onun için orada bu problemler, bu sorunları yaşanırken Musul'da ne olacak diye biz düşünüyoruz. Musul'un biliyorsunuz Fellüce'den sonra ana hedef Musul'dur. Çünkü Musul IŞİD'in Irak'taki kalesidir. Musul'un düşmesi için ve tekrar Irak tarafından kontrol edilmesi için bütün askeri milisler, ister Irak resmi ordusu, ister Peşmerge güçleri veya bu Şii milisleri El-Haşd El-Şabi Musul'un kurtulması için bir plan kurmaktadırlar. Biz orayı kurtardıktan sonraki aşamayı düşünüyoruz. Orada Türkmenlerin ve etnik grupların durumu ne olacak? Çünkü işin olmadığı yerlerde biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Musul'da ne olacak? Orada biliyorsunuz 1 milyon civarında Türkmen yaşamaktadır. Bunların 500 bini bu bölgenin dışında göç ettirildiler. Şu anda 500 bin Türkmen insanı Musul, Reşidiye, Muhallebiye ve Telafer'de yaşamaktadır. Bu bölgeler kurtardıktan sonra özellikle etnik grupları, özellikle Türkmenler orada korkuyoruz ki intikam eylemleri başlasın. Şii-Sünni arasında mezhep çatışmaları başlasın. Ve bunları önlemek için biz hem Peşmerge ve Irak askeri orduları dışında Türkmen birliklerinin de bu kurtarma operasyonlarına katılması lazımdır. Ve Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde Türkmen askerleri tarafından korunmalıdır. Bunun yanında da Birleşmiş Milletler müttefik güçleri ve komşu ülkeler özellikle Türkiye'nin de Musul'da rol oynaması lazımdır. Çünkü eğer biz IŞİD'den daha büyük bir tehlike bizi bekler. Eğer Musul kontrol edilemezse. Biliyorsunuz üst dört taraftan askeri güçler oraya müdahale edecek. Kürtler sahip kendilerine o topraklara sahip bildiği coğrafyayı ele geçirmek ister. Şii milisler aynı şey. Irak ordusu da Şii hükümete bağlı bir ordu olarak aynı şeyi yapacak. Ortada Türkmenler ve Hristiyanlar sahipsiz kalacaklar. Bunun Sayın Vekilim, mesela bu bağlamda dün Erşat Salih Bey de Peşmerge güçleriyle Irak Merkezi Hükümet güçlerini Mahmur'da ziyaret etti ve sizin temas ettiğiniz Türkmenlerin kendi savunma birliklerinin olması gerektiği, DAEŞ'e karşı kendilerini savunabilecek ve onlarla beraber hareket edebilecek bir yapı. Bu yapının arzulanması mesela sizin tarafınızdan da arzu ediliyor doğal olarak. Neden? Çünkü şimdi Türkmen Cephesi Başkanı'nın oraya gitmesi hem bir koordine olsun Peşmerge, Irak ordusu ve Türkmen güçleri arasında. Hem de Türkmenlerin orada, yani Türkmenlerin ciddi bir kararı var orada Musul'da o operasyonlara katılmak için. Bunun da nedeni eğer Türkmen bölgelerinde o toprakların asıl sahibi unsurları, insanları o operasyona katılmazsalar,
başka coğrafyadan, başka topraklardan, başka şehirlerden askeri misal oraya giderlerse orada bir koz yaşanacak. İki, oradaki halka eziyet edecekler ve orada mezhep çatışması başlayacak. Ama eğer Türkmenler kendi bölgelerini kendileri korurlarsa bu mezhep çatışmaları olmayacak ve Türkmenlerin de hem can mal sağlığı hem de Türkmenin hakları korunacaktır. Onun için Türkmenlerin bu operasyonlarda aktif bir rol oynaması lazımdır. Bu da Türkmenler tek başına bunu yapamayacaklar. Bunların arkasında müttefik güçleri ve Türkiye olması lazımdır. Yapmış olduğunuz bu değerli açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Dileriz ve umarız bu kargaşa içerisinde Türkmenler zarar görmez ve arzu ettikleri şekildeki bir yapılanmayla karşı karşıya gelirler. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, rica ederiz. Gökçen Hanım, Türkmenlerle ve Irak'la ilgili genel siyaset ve yürürlükte olan çizginin ana hatlarını Sayın Vekilimizden aldık. Şimdi tekrar stüdyodayız. Sayın Vekil Eves'e teşekkür ediyoruz. Irak'taki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz değerli izleyiciler. Evet, biz de ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın detay örünüş sizleri İstanbul Harbiye Haber Stüdyosu'ndan selamlayacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.